Merhaba hepsi, ben Kaptan Flygon ve Pokemon Yevonluk'un yeni bir bölümünde tekrardan karşınızdayım. En son Looker'la beraber Lumios çetesini yenmiştik ve onları affetmiştik. Onlar da artık dürüst olacaklarını söz vermişti. Emma Looker'ın finansal olarak sıkıntılar çektiğini düşünüyordu. Ve başka da bir şey yok. Bakalım bu bölüm ne yapacağız? Looker bu bölüm bizden ne isteyecek? Az sonra arar diye düşünüyorum ve evet aradı. Captain, böldüğüm için özür dilerim ama Looker bürosuna gelebilir misin? Bir sıkıntı var da yardımını kullanabileceğim. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bunun birazcık sesini kısmam lazım. Tamam, büroya geldik. Ah Captain, geldiğin için teşekkür ederim. Zamanını bana harcadığın için. Sadece 3 dakikana ihtiyacım olacak. Emma'da, aklım hep Emma'da. Son zamanlarda kendi başına bir yerlere gitmeye başladı ve bu çok sıkıntı oluyor. Ona benim için bugünlük ofisi izlemesine söyleyecektim ama tekrardan onu bulamıyorum. Gördüğüm üzere dün akşam buraya bile gelmemiş. Eski çeteden arkadaşları şu an iyi ve düz bir vaziyette. Yani işleri olması gerektiği gibi yapıyor. İyi kişiler olmuş gibi gözüküyor. O yüzden umarım bu kötü bir şey değildir ama. Bu da ne? Bir holocaster klibi mi? İzle bakalım. Chap bölüm 4. Unutulamaz, affedilemez bir suç. Oh Maula. Size özel bir haber sunuyoruz. Dün akşam geç saatlerde bir hırsız Lumios Müzesi'ne girdi ve bir resme zarar verdi. Müze görevlileri güvenliğin çok sağlam olduğunu ve müzeye girmenin imkansız olduğunu söylüyor. Yapan kişinin kim olduğu şu an bir sır. Şu an bilinmiyor. Saklı. Bunu gördün mü Captain? Bela bir yere gittiğinde Looker onu takip etmek zorundadır. Lumios Müzesi'ne araştırmalarımı başlamak için gidiyorum. Bizim için tek yol suç mahalline giden yoldur. Gerçekten doğru olsa güzel olmaz mıydı? Ama aslında kaçırmamam gereken bir randevum var. O yüzden burada kalmak zorundayım. Sana bunu sormaktan nefret ediyorum ama benim için araştırmaları bensiz başlatmana ihtiyacım var Captain. Senin gözlerine güveniyor olacağım. Lumios Müzesi'ne git. Ve bu pisliğin altına in. Tamam, hemen yolumun üzerinde. Hemen gidiyorum. Annem benimle gurur duyardı. Müze de hemen yakında. Burası mı? Evet, Lumios Müzesi. Hey çocuk, şunu dinle. Gerçekten zamanımın iyi. Tüm günler içinde bu müzeye geldiğine göre. Oh, yoksa ne olduğunu mu duymak istiyorsun? Biri deli gitmiş ve üçüncü kattaki bir resmin üzerine grafiti yapmış. Ne kadar saçma bir suçluysa sanırım tarihi ve değerli resimleri sabotaj etmek onun işine geliyor, biliyorsun. Bu yerin en güvenliği olması lazımdı. Düşünüyorum, merak ediyorum. Bir suçu nasıl bunu aşmış olabilir? Üst kata git ve sorunu göreceksin. İnan bana, inanılmaz bir şekil. İnanılmaz, inanamıyorum. Müzenin direktörü de orada. Belki sana daha fazla şey anlatabilir. Cidden para alacak mısınız? Evet, para alacaksınız. Şeye gerek yok, üst kata gidelim. Ben müzenin direktörü. Sana bir soru sorabilir miyim genç adam? Bu grafitiyi gördüğünde içinde ne gibi duygular doğuyor?
Bu mükemmel resmin değerinin zaten. Şimdi grafiti iyi bir şey ama bu grafiti beğen... Ya grafiti sanattır bence. Kesinlikle sanattır ama bir resim üzerine yapılması bir sanata hakarettir. O yüzden... Yes. Evet, anlıyorum. Bu... Genel fikir o. Zaten budur, öyle değil mi? Tarihi bir resmi grafitiyle kirletmek. Tarihin kendisini böyle bir resmi kirletmek. Bu resmi yapan artistin çektiği acıları, eforu düşün. Onun işini böyle mahvetmek iyi bir şey değildir. Problem şu, şimdi ne yapmalı? Orijinal iş, orijinal şey hasar almış durumda. Sanırım karar verene kadar onu bu şekilde bırakmamız lazım. Sanırım haberler senin gibi meraklı insanları kapımıza getiriyor. Bu aslında iyi bir şey. Ama bu iş için kim sorumlu olabilir? Daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Birazcık ipucu arıyorum dedim ama sanki yok bir şey. Burada bakalım. Bir espur var. Ama bizim Mimi değil galiba. Zaten Mimi neden burada olsun ki? Alt katlara doğru inelim. Sol taraftan çıkabiliyoruz sadece. Ne kadar yazık. Kameram dondu. Bir holo mesajı aldık holocaster'ımıza. Yine Malva. Özel bir haberimiz daha var. Poket topu hırsızları Lumiose şehrinde kaos estiriyor. Bu hırsız Pokemon savaşlarından sonra vuruyor. Eğitmenler gardlarını düşürdüğü zaman. Bu suçların hepsi tek bir kişinin işiymiş gibi görünüyor. Ama ki şahısın tipi hakkındaki raporlar belli değil. Şahısın tipi hakkındaki raporlar çok değişiklik gösteriyor aralarında. O yüzden görevliler onu tanımlamakta güçlük çekiyor. Bu suçlar arka mahallelerde oluyor. Yani az insanın olduğu yerlerde. Lumos şehri sakinleri dikkatli davranmalılar. Bir holocaster mesajımız daha var. Benim, Lucre Captain. Lucre Bros'una gelebilir misin? Gelirim. Ben de zaten bir şey bulamamıştım. Bir şey bulamadığımı söylemek için gelecektim. Kamera açısının böyle dönmesi çok kötü oldu. Captain, haberleri gördün mü? Pokemon'ların çalınma olayı devam ediyor. Bu affedilemez. Henüz müzedeki davayı kapatmadık ama bir sürü insan şeklini düşünürsek önce o suçluları yakalamalıyız. Mükemmel bir planım var, anında çözümü getirecek. Tek bir operasyon olacak. Görünüşe bakırsa suçlular kimsenin olmadığı yerlerdeki eğitmenlere hedef alıyor. O zaman eğer bu yer doğruysa bir tane tuzak kurabiliriz. Oltayı atıp bekleriz. Öncelikle bu kurban
Kimsenin olmadığı bir yere gidecek ve kaybolmuş gibi davranacak. Suçlular kolay bir av bulduklarını düşünecek ve kesinlikle kendilerini açığa çıkaracak. Tüm raporların söylediğine göre kurbanlarını savaşa çağırıyorlar. Savaşta meydan okuyorlar. Pokemon'ların çamından önce. İşte bunları öyle yakalayacağız. Tam Pokemon Savaşı'nın verdiği ısıyla dikkatleri dağılmışken destek olarak ben izliyor olacağım. Ve izlediğim yerden çıkıp o suçları indireceğim. Ne düşünüyorsun? Risk var. Ama şu anki elimizdeki en iyi plan. Yine de plan sensasyonel şeyler mi Captain? Büyük Captain bana bu işte yardım et. Tamam. Çok teşekkürler. Sana güvenebileceğimi biliyordum partner. Şimdi görevimize gelince karar verecek çok az şey var. Biliyorsun ki benim hiç Pokemon'um yok. O yüzden kurbanla oynamak senin rolün olacak bizim bu operasyonumuzdaki. Ben kendimi gölgelere saklayacağım ve rakibimin açığını arayacağım saldırmak için. Pokemon'u hazır tut savaşa girmek için bu suçlular ortaya çıktığında. Kendime sordum. Bu insanları kendimize nasıl çekebiliriz diye. Bu kalabalık şehirde birazcık deserted anlamını biliyorum da Türkçe hangi kelimeyle geçiyor ya. Kimsenin onu tena. Bu tena bir yere ihtiyacımız var. Güzel. Kimsenin umudu olmayan bir mahalleye. Benim aklımdaki. Gel Captain. Oyun başladı. Eve yakın olan ava başlamamız lazım. En yakın mahalle Galatistan'ın yanındaki kuzey bulvarında Galatistan'ın önündeki mahalle. Çabuk git Captain. Tam arkanda olacağım. Tamam. Buraya demiyor galiba. Diğer tarafı diyor. Holocaster'ımıza bir mesaj var. Tamam. Mahalleye geldin, arka mahalleye geldin gibi. Captain, bölgeyi tara. Yakın suçlu yakın bir yerde saklanıyor olabilir. Senin pozisyonun yanında gözlem yapacak bir yer arıyorum. Dın dın dın. Bir bakar mısınız? Siz bir eğitmen olmalısınız. Eğer bir dakikanız varsa benimle küçük bir savaşta ne dersiniz? Hayır, şu an büyük bir işin üstündeyim. Üzüldüm. Belki içten güçlü görünüyordunuz. Bir sorun mu var? Eğer hazırlanmak için birkaç dakika ihtiyacınız varsa beklemekten onur duyarım. Bugün İngilizce kelimeleri çeviremiyorum. Tamam, kabul edelim bakalım çünkü hayır dememiz izin vermeyecek. İyi bir savaş için çok aranıyordum. Hadi başlayalım. Gizemli kadın soru işareti 3 tane. Eğer beni yakarsa cidden çok kötü bir senaryo olur. Ama aslında olmaz fasat var ama cidden sen kullanıyorum. Volcarona. Rakibin Pokemon'ları güçlüymüş. Waterfall'a gidelim.
çünkü Player of Risk'te diyor ki bence öldürebilirdi. Çünkü arada 30 level'dan fazla fark var ve yanıyoruz. Burn Heal kullanırız. Delcat 73. seviyeye yükseliyor. Pelipper 56'ya yükseldi. Gizemli kadın yendik. Ne kadar da güçlü. Cidden güzel güçlü Pokemon'larım var. Merak ediyorum genç adam. Düşünür müsün onların hepsini bana vermeyi? Tam orada dur. Obstruction neydi? Şöyle çevirelim. Nasıl çevirelim? Bilinmeyen öhe tanımlandı. Aşama dağıtılıyor. Avlanma bölgesine geri gidiliyor. Ha? O kadın da kim? Onun Pokemon'u yok. Ama transform kullanabiliyor. Oh, ne yapıyorum? Bu et burada durup şoka uğramış gibi görünmenin vakti değil. Gerçekte bu bir kovalamacayı başlatma vakti. Kovalamaca başlasın. Koştuğu yönü düşünürsek açıyı... Captain, cesur dostum. North Ball, Kuzey Bulvarı'ndaki kafeterisinin yanındaki mahalleye gitmiş gibi görünüyor. Lütfen, bensiz git. Tam arkanda olacağım. Burayı ipucu için aradıktan sonra. Ama bir dakika. Zamanının bir kısmını alayım. Büyük Looker, Pokemon'larını tedavi edecek gitmeden önce. Aa, burnumuz geçti, güzel. Evet, bugün İngilizce benim için çalışmıyor. Kelimeleri tam Türkçeleştiremiyorum. Bazen oluyor ya. Anlamını biliyorsun ama Türkçesini bilmiyorsun. Ya biliyorsun ama çeviremiyorsun. Neyse, Looker'dan bir holo mesajımız daha var. Artık buna alışmış olmasın. Tamam. Arka mahalleye ulaştın gibi. Captain, bölgeyi bir an bölgeyi tara. Suçlu yine yakında saklanıyor olabilir. Ben bir boşluk bekleyeceğim ve ben de yanına geleceğim sonra. Dikkatli ol Captain, dikkatli. Aa, bu sefer de küçük bir kız kılığına girdin ha? Ha? Öyle mi? Hay, sen bir eğitmen gibisin. Bir Pokemon savaşına dersin, tamam? Kullanacağım Pokemon'u görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi büyük bir savaş yapalım. Bir mişik oldu. Oo, Pokemon'ları değişmiş. Bu arada ben de size günün sorusunu sorayım. Hashtag günün sorusu etkileri yorum kısmında cevaplamayı unutmayın. Çay mı yoksa kahve mi? Bunu hashtag günün sorusu etiketiyle yorum kısmında cevaplayın. Bekliyorum cevaplarınızı. Geçen günün günün sorusuna gelirse bir dil öğrenebilseydiniz hangi dili öğrenirdinizdi? Benim cevabım Tolkien'den Elfçe'yi öğrenmek isterdim. Ve öğrendikten sonra da sevdiğim bir arkadaşıma veya başka birine öğretirdim. Sadece onu öğretirdim ve sadece ikimiz bilirdik. Çünkü hadi Elfçe bilen birilerini bulmak zor bir iş. Ve hani böyle ortamlarda aramızda Elfçe konuşabilirdik ve kimse bir şey anlamazdı aslında söylediklerimizden. İyi bir şey olurdu. Delcat'i bir iş yapacak. Delcat'i bir iş yapacak Delcat'i. Sucker öldür. Oo, yine roller yapıyor. Bunu görmedim. Bunun geldiğini görmedim. Ama Azumarill'e gitti. Fasad yapalım. Ne var? Bu iyi değil. Neyse ki Azumarill 10'dan 30 seviye üstü. Aynada gitse benim için sıkıntı yaratabilir. Gerçi su türüyüm, normal vuracak ama olsun. Wow, Bay Eğitmen. Pokemonlarınız çok güçlü. Çok iyiler. Keşke benim de öyle Pokemon varsa. Böyle Pokemonlarla kesin iyi şeyler yapabilirdim. Aslında
Onları şimdi bana ver. Bugün değil seni suçlu. Buna izin vermeyeceğim. Biri daha dahil oldu. Tekrar kaçtı. Gerçekte aslında Pokemon değil mi? Bir insan asla öyle zıpladığını görmedim. Oh, ne yapıyorum? Burada durup etkilenmiş bir davranmanın sırası değil. Şimdi o suçluyu tekrardan kovalamamız lazım. Koştuğu yönü düşünürsek hemen cesur Captain. Lumos istasyonunun karşısındaki mahalleye gitmiş olmalı. Ben siz git. Hemen yakında olacağım. Buraya ipuçları için kontrol ettikten sonra. Oh, bir dakika. 30 saniye. Nasıl iki kere unutabilirim? Pokemon'larını iyileştirmeme izin ver. İstasyon sanırım bu tarafta kalıyordu. Hayır. Çok su içiyorum biliyorum çünkü hava çok sıcak. Kapıyı da kapattığım için sadece cam açık, onun da bir kısmı açık ses tamamen dışarıya gitmesin diye. O yüzden terliyorum, içim terliyor. İçim terledikçe de su içmek zorunda kalıyorum. Ne yapacağım bir şey yok. Belki bir fan alırım buraya. Şu masanın üzerine bir fan iyi gidebilir. Bir dakika, istasyona girmeyecektim. İstasyonun karşısındaki sokağa girecektim. Yanlış girdim. Neyse, bu bölüm bir şey aramıyoruz. En azından artık bildiğimiz yerlere gidiyor. Holocaster'ımıza Looker'dan bir mesaj ver. Büyük ihtimalle yine dikkatli ol diyecek. Okey, tamam. Mahalleye vardım. Captain, bizden iki kere kaçmış olur ama bu sefer onu yakalayacağız. Yine de merak ediyorum. Bu suçlu normal bir insana benzemiyor. Eğer yardıma ihtiyacın olsa beni çağır. Koşarak geliyor olacağım. Captain, önlemlerini unutma. Hatırla, önlemlerini hatırla. Bir karateci kılına bürünmüş. Göğsümdeki acı. Kırılmış kalp böyle bir şey mi? Bu da ne? Ne oldu? Captain, dostum. Şimdi gel genç adam. Sana ne oldu böyle? Bir anda bitti. Buradaki mahallede kendi başıma antrenman yapıyordum. Bir anda genç bir hanım gelip bana meydan okudu. Ve o ne yaptı? Beni tamamen mahvetti. Benim kalbim onun o kahverengi saçlarındaki düğümlerden, o gözlerindeki güzellikten ve onları aldı, benim değerli poke toplarımı. Onları zorla aldı. Eğer hafızam bana bunu hatırlamak bile ağlamaya başlamam için neden? O zaman çok geç kaldık. Peki bu kadın nereye gitti? Güney bulvarına doğru gitti sanırım. Nasıl ele geçirilmiş bir siren? Güney bulvarı ha? Captain, Güney bulvarında sadece bir mahalle var. Emma ve Mimi ile tanıştığımız mahalle. Oraya hızlıca git. Eğer izin verirsen bu zavallı adam için yapabileceğim her şeyi yapacağım ve seni takip edeceğim. Tamam, şimdi güneye gidiyoruz. Buradan geçebilirim sanırım. El sokak aslında da mahalle. Mahalle de sokak da aslında. Yanlış girdim. Ay. Kamera açıları beni mahvediyor. Şimdi mahalleyi kaçırmak istemeyiz. Burası da değil. Tüm her yeri gezdim ben. Ne anlamı kaldık şimdi? Burası değil. Bunların arasında da bir şey yok. Bizi kazıklayan berbere geldik. Güney bulvarındaki mahalle nerede ki ya? Emma ve Mimi ile tanıştığımız yer.
Tek yıldızlı bir restoran. Ha, burada. Hemen dibimizdeymiş. Holocaster'ımızda Looker'dan bir mesaj daha var. Sonunda. Mahalleye vardın Captain. Şu an tuzağa düşmüş bir patrat gibi görünüyor. Bilgime göre suçlu genç bir kadın. Bu sefer bizi o küçük transformation değişimlerinde kandıramayacak. Onun kaçmasına izin vermeyeceğiz. Bu sefer onu kesin yakalayacağız. Bir açık bulmamız lazım. Ve ben işe koyulacağım. Sana gönderiyorum Captain. Dün dün dün. Merhaba. Senin görünmeni beklemiyordum ama işte buradasın. Ha, hadi hemen yapalım. Evet doğru. Kaçmak yok. Hadi başlayalım. Gizemli hanımefendi potion atıyor. Dark Rain Neck. Bir player off'a git. Nest pilot. Uuu. Seni gidi seni. Player off. Pium. Mükemmel. O poke topunu istiyorum. Cidden iyi Pokemon'lara sahipsin. O yüzden şimdi vazgeçmeye ne dersin ve onları bana vermeye? Sahip olduğun tüm Pokemon'ları bana ver. Ya benimle işbirliği yap ya da onları zorla alırım. Dur! Pokemon hırsızı. Partnerime bir el bile sürmene izin vermeyeceğim. Benimle... Bana emir verme, seni yok ederim. Kolay kelimeler. Ama aksiyona dökmesi bu kadar kolay olmayacak. Yine de ben, Büyük Looker, hiçbir Pokemon'a sahip olmasam bile yumruklarım var. Eğitilmiş bir eksperim. Görünüşüm seni yanıltmasın. Mimi? Mimi ne? Mimi. 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 O kadın tehlikeli. Ondan hemen uzaklaş. Bu yaratık. Ne yaptığını anlamıyorum. Bu ne olabilir? Mimi sana karşı neden çok... Bu olamaz. Beni engelleme. Engellemeyi yok et. Mimi dikkat et. Ona vur. Oo. Ah. Neden bu Pokemon'u korudun? Yaptığın şeyi anlamıyorum. Saçmalık. Dur. Durdur şunu Emma. Emma? Bu doğru. Sen Emma'sın öyle değil mi? Mimi tüm büyüklerden nefret eder. Onun sevdiği tek kişi. Onu zevkten zıplatabilecek tek kişi. Sensin Emma. Ben Emma değilim. Ben Essentia'yım. Essentia. Beni kandıramazsın Emma. Normal bir insan gözünü aldatabilirsin. Ama... Asla Mimi ile arandaki bağı inkar edemezsin. Seninle ilgili sıkıntı ne Emma? Neden bu şeyleri yapıyorsun? Eğer başın beladaysa bunu benimle paylaşamaz mıydın? Emma bir şey söyle. Galiba Emma'yı patlattık. Emma? Aaa! Emma, sorun ne? Devam etmemem lazım. Emma. Oh, hayır Emma.
Captain, affet beni. Son darbe beni hakladı gibi. Ofise kadar gitmeme bana yardımcı olur musun? Burada bir şeyler dönüyor. Nezaketin için teşekkürler Captain. Senin yardımın bugün beni kurtardı. Görünüşe göre Büyük Looker bile haklanabiliyormuş. Karnımdaki yara sadece ufak bir şey. Acımıyor bile. Ama belki hastaneye gidebilirim. Aslında uzun bir gün oldu. Lütfen eve git ve dinlen. Evet, burada bir şeyler dönüyor ve bir sonraki bölüm bunu öğreneceğimize eminim. Değil mi? Sen bunu Captain'a verir misin? Tehlikeli bir araştırmaya atlamak üzereyim. Bu yolda kendi başıma ilerlemeliyim. Sizi tüm acıdan korumak için. Hastanede kalıyor gibi yapacağım ve bu şansı aradan tüymek için kullanacağım. Yaralarım tahmin ettiğimden daha da kötü olur. Ama devam etmeliyim. Bunun beni durdurmasına izin veremem. Essentia. Onun emin olduğuna eminim. O kıyafet, giydiği kıyafet büyük ihtimalle bir insanın işi. Bu kadar uzağa avlamaya geldiğim insan. Onu bulup durduramazsam, Emma asla... O kötü insanın yardımını istemekten başka bir çarem. Evet, burada garip şeyler oluyor ve bir sonraki bölümü öğreneceğimize eminim. Bir sonraki bölüm büyük ihtimalle Looker'ın son bölümü olacak. Çünkü 5 bölüm olduğunu hatırlıyorum Looker görevlerinin. Aslında olan şeyleri biliyorum ama sizin seyir zevkiniz için bilmiyormuş gibi yapıyorum. Bazı şeyleri de unuttum mesela. Cidden o arka mahallelerin yerlerini unutmuştum. Öyle küçük şeyleri unutmuş olabilirim. Bu oyunu en son çıktığı zaman oynamıştım sizinle oynamadan önce. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hashtag günün sorusu etiketleri yorum kısmında günün sorusunu cevaplamayı unutmayın. Video beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olmadıysanız ve bu içeriği seviyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi gün geçirin. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.